Teşekkürler hocam. Şimdi hocanın gerçekten büyülü dünyasından sonra her ne kadar sanat hakikatin asıl ev sahibidir desek de tekrar kavramlarla konuşacağımız için biraz sıkılabilirsiniz. Yani ben daha çok gene felsefi kavramlara döneceğim. Öncelikle bu organizasyonu yapan herkese burada teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ben Foucault söz konusu olduğunda hep Foucault'a gelen bir eleştirinin altını doldurarak konuşmak istiyorum. Hep işte yani o kadar güzel yazdın, o kadar güzel röportajlar verdin, konuştun ama yani nereye varacağız? Bunun bir sonucu var mı şeklinde. Ben de bir imkan olarak aslında Foucault'un bir varoluş estetiğine dair bir çizgi çizdiğini söylemek üzere konuşmamı tasarlamıştım. Şimdi Estetik, Metot ve Epistemoloji kitabında James Fabian, Foucault kimdir ve nedir diye bir soruyla başlıyor. Ve arkasından da soruya şöyle cevap veriyor. Diyor ki aslında diyor Foucault söz konusu olunca diyor olasılıklar sınırsız diyor. Yapısalcı, idealist, muhafazakar, postyapısalcı, antihumanist, irrasyonalist, radikal göreceli, ondan sonra iktidar teorisyeni, sınırları aşan misyoneri, estetikçi. Bu bir dizi şekilde gidiyor. Hiçbir şey olmazsa diyor James Fabian, postmodernizm var diyor. Onu postmodernizmin altına yerleştiririz diyor. Şimdi bütün bu ifadeler Foucault kimdir ya da nedir sorusuna tam anlamıyla bir cevap mıdır? Ya da eğer bunlar Foucault nedir veya kimdir sorusuna bir cevapsa, bu kadar zıt kavramlar ve sıfatlar bir araya gelip bir adamın kimliğine nasıl bir araya gelebiliyor? Yani bu da Foucault hakkında farklı düşünmemize bir zemin hazırlıyor. Bence bütün bu kavramlar, kategoriler bile Foucault'un ne olduğunu ve kim olduğunu bize tam anlatmıyor. Peki sizin bir öneriniz var mı diye bana soracak olursanız evet, yani bunları da içeren ama bunları da aşan bir argümana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. O da nedir? Olsa olsa şunu söyleyebiliriz. İnsanın kendini bir özneye dönüştürme biçimlerini inceleyen ve bunları yapı bozuma uğratan filozof diyebiliriz. İstiyorsan bunu bir daha altını çizeyim. Yani insanın özneleşme süreçlerini yapı bozuma uğratan filozof. Bunu niçin söyledim? Çünkü bence parezya kavramı bu bağlamda ele almamız gereken bir kavram. Şimdi oraya geçmeden önce son dönem çok fazlasıyla Foucault'un Yunan ve Helenistik parezya kavramına dönüşüne ve bu kavramın onun genel düşünce sistemindeki yerine yönelik yayınlar var. Nedir bunlar? İşte özellikle bu yayınlar cinselliğin tarihinin başlamasıyla birlikte arkasından gelen röportajlar, yazılar, dersler, ondan sonra vesaire etkinliklerde hep geliştirmiş olduğu varoluş etiği kavramı ile ilgili. Nancy Lux'ın ve Judith Butler da dahil olmak üzere aslında bu iki büyük filozof da şunu söylüyor. Aslında Foucault'un parezya kavramı daha çok onun etik meselesiyle alakalı bir kavram olarak kabul ediyor. Hatta şöyle diyorlar. Aslında parezya doğru bir şekilde konuşmak, doğru bir şekilde konuşan kişinin başkasıyla kurduğu bir ilişki için işlev gören bir kavram. Bunları kabul etmekle birlikte yani Foucault'un aslında bir parezya kavramının temelinde aslında epistemolojik, etik ve politik bağlamını kabul etmekle birlikte aslında 1970'lerin ortalarından itibaren yazdığı kitaplarda, verdiği röportajlarda, işte özellikle son dönem yazdığı verdiği derslerde parezya kavramını daha farklı bir bağlama oturtarak yol aldığını düşünüyorum ben. O da nedir işte? Bir varoluş estetiğine de kapı aralayan bir zemine doğru çektiğini düşünüyorum. Şimdi birçok yorumcunun Foucault söz konusu olduğunda kabul ettiği bir şey var. O da şu, Foucault diyor iktidar güç ilişkilerini inceleyen ve bunlarla içli dışlı olan bir hakikati gösterme projesi sunar. Bir de bunun yanında hakiki bir konuşmanın pratiğinin avukatlığını yapar. Yani birincide bize hakikat nasıl ortaya çıkıyor ve buna dair bir proje sunuyor. İkincisi ise hakiki bir konuşmanın avukatlığını yapıyor. Nihayetinde Foucault öznenin bir kurgu olduğunu ya da kurmaca olduğunu kabul ederek yola çıkıyor. Öznenin kurmaca olması aslında şeyden kaynaklanıyor. Toplumsal ilişkiler içinde ortaya çıkan bir varlık olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla kurmaca özne olduğuna göre bunun alternatifi de olabilir. Hakiki bir konuşmada ise yani parezyada ise konuşan ile muhatabı arasında gerçekleşen içten samimi bir süreç diyoruz. Fakat bu süreç de iki yönlü. Bir konuşan bir de başkası anlamında. Dolayısıyla konuşanın sadece başkasıyla bir ilişki söz konusu değil. Aynı zamanda konuşanın kendisiyle de bir ilişki söz konusu. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Eğer Foucault özne bir kurmaca diyorsa
bu parezya konuşmasında karşı tarafı kuruyorsa aynı zamanda özne kendisini de kurabiliyordur. Dolayısıyla parezya kavramında o zaman Foucault'a müthiş bir imkan sağlıyor. Ne anlamda? Bir kere Foucault var olan güç ilişkilerinin değiştirilmesini isteyen bir filozof ve aynı zamanda da mümkün bir özne mümkün müdür değil midir tartışmasını gündeme getirdiğine göre dolayısıyla parezyayı bu şekilde kullanışlı bir araç olarak kullanacağını göreceğiz. Şimdi Foucault'un parezya kavramına kullanımı ve onun varoluş estetiği içindeki konumuna geçmeden önce bu parezya kavramı tarihte nasıl ortaya çıkmış ve nasıl ele alınmış, incelenmiş ona birkaç cümlede değinmek istiyorum. Parezya kavramı tarihçesine baktığımızda ilk olarak antik Yunan politik pratiklerinden çıkmış. Buna Foucault politik parezya diyecek. Daha sonra Sokratesçi, Platoncu gelenekte ortaya çıkan daha çok kendiyle ilgilenme ve kendilik kaygısı olarak karşımıza çıkıyor. Buna da etik parezya diyecek. Bundan daha sonrasında ise daha doğrusu hakikatle yaşamı birleştirme çizgisi olarak felsefe tarihinde karşımıza çıkan kinik parezya. Şimdi aslında bir varoluş estetiğinin imkanı nerede çıkabilir? Son iki uğrakta çıkabilir, son iki söylediğim noktada çıkabilir. Ama ben daha çok Sokratesçi ve Platoncu gelenek üzerinde yoğunlaşarak konuşmamı sürdüreceğim. Aslında kinik parezya da bu konuda çok ciddi bir malzeme de sağlıyor. Ama o daha geniş bir bağlama oturacağı için şimdilik oraya değinmeyeceğim. Şimdi Foucault'un son dönem derslerinde, özellikle 1982-83 yıllarında verdiği derslerde bir tanesi çok ünlü Fearless Speech diye geçiyor. İşte Türkçe'ye de doğruyu söylemek olarak çevrilmiş bir dersi var. Orada parezyayı şöyle ifade ediyor. Parezyayı kullanan, parezyestis yani parezyayı kullanan kişi aklındaki her şeyi söyleyen kişidir. Hiçbir şeyi saklamaz. Hatta kalbini ve zihnini konuşma yoluyla başkasına açar ve başkasının kalbinin ve zihninin tam bir dökümünü vermesi ve anlaşılması için dinleyicinin bu şekilde anlamasını ister. Kalbini ve zihnini olduğu gibi dinleyiciyi açan bir kişidir diyor. Görüldüğü gibi Foucault parezyanın doğru oranı söylemek olduğunu söylüyor. Doğru oranı söyleyebilmek için önce doğruya sahip olmak gerekir. Yani hakikate sahip olmak gerekir. O zaman aslında parezya da şöyle bir güzergah görüyoruz. Parezya eğiliminin gerçekleşebilmesi için önce hakikate ulaşmak gerekiyor. Sonra ulaşılan bu hakikate ulaşabilmek için de bir takım ahlaki ilkelere veya varoluş durumlarına sahip olmak gerekiyor. İşte benim asıl altını çizmek istediğim şey şu hakikate ulaşma sürecindeki o varoluş durumlarının aslında bu süreçte çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Bu durumda parezyanın diyor Foucault geçerli olabilmesi için bir diyor konuşan kişinin hem hakikate sahip olması gerekir hem de aynı zamanda o hakikati taşıyabilecek varoluşsal bir pozisyona da sahip olması gerekir. Üstelik bunu bir adım daha ileri de götürebiliriz. Aynı zamanda dinleyicinin de hakikati taşıyabilecek varoluşa sahip olması gerekir. Aynı zamanda o tutarlığa da sahip olması gerekir. Dolayısıyla bu durumda hakikat sadece sözler olarak akıcı bir şekilde dile getirilen bir şeydir. Aynı zamanda onun varoluşsal bir yükü de var. Her ne kadar biz felsefe tarihinde özellikle antik Yunan'da parezya kavramının daha çok politik pratikler ve demokrasinin sorunsallaştırılmasında çok kullanılan ve önemli bir role sahip olduğunu söylesek de aslında kişisel etik ve etik özlerin kurulmasında da çok büyük bir role sahiptir. Bunu şöyle ifade ediyor Foucault, diyor ki parezya kavramını incelediğimizde diyor üç birbirine geçmiş katmanı bir arada görürüz. Nedir bunlar? Birincisi diyor doğrulama biçimlerinin çözümlemesi. İkincisi diyor yönetimsel tekniklerin incelenmesi. Üçüncüsü ise diyor kendilik pratiklerinin incelenmesidir. Birincisi diyor doğrulama biçimlerinin incelenmesi parezyada saklı olan bilgi meselesini gündeme getirir. İkincisi parezya kavramında olan iktidar-birey ilişkisini içinde barındırır. Sonuncusu da etik özneyi kuracak olan en önemli kısım olan kendilik pratiklerini içinde barındırır. İşte benim de zaten asıl varmak istediğim yer o kendilik pratikleri. Dolayısıyla mesele yeni bir özne olunca ya da alternatif bir özne olunca ya da mümkün bir özne olunca tabii ki hemen dikkat çeken yer kendilik pratikleri olacaktır. Şimdi bu kendilik pratikleri meselesine şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Eğer söz konusu olan bireyin kendisi ve toplumu için
en mümkün olan mümkün olan pardon en iyisini istemekse ve bunun için konuşmaksa bu durumda bireyin ilk odaklanacağı şey kendisidir. Yani bireyin toplumdan önce veya içinde yaşadığı siteden önce problem olarak göreceği kişi kendisi olacaktır. Foucault bunun felsefe tarihinde kendilik pratikleri olarak tanımlanabileceğini söylüyor ve hatta diyor ki antik metinlerde genellikle bu şu terimlerle ifade edilmiştir. Kendiyle ilgilenme, kendine özen gösterme, kendine çeki düzen verme, kendine sığınma, kendinden haz alma, yalnızca kendinden keyif alma, işte kendini kendine adamak, kendine saygı duymak ve benzeri gibi terimlerle ifade ediyor. Tüm bu tanımlar ve ifadeler davranış kurallarına ve kaidelere pozitif bir değer yüklüyor olsa da aslında alttan alta var olma durumlarına işaret ediyor. Varoluş durumlarına işaret ediyor. Kendine saygı duymak, kendine çeki düzen vermek sadece bir ahlaki kaide değil, aynı zamanda bireyin kendisiyle kurduğu bir varoluşsal düzleme de çekiyor. Hiç kuşkusuz zaten her kendilik durumu bir varoluş biçimi olarak ortaya çıkar ya da bir yaşama tekniği olarak ortaya çıkar. Ve şöyle iddiada bulunuyor. Bir konuşma durumundan çok daha fazla potansiyeli içine barındıran bu varoluş durumları kendisinden sonraki süreç, yani konuşmadan neden daha değersiz olsun? Ya da bu süreç olmasa sonraki süreç, yani konuşma süreci bu kadar kıymetli bir anlamı olabilir mi? Parezya'nın ilk aşaması diyeceğimiz bu kendilik pratikleri aslında Parezya'nın ön koşulu olarak karşımıza çıkıyor. Bu olmazsa, bu kendilik pratikleri olmazsa Parezya bu kadar anlamlı ve değerli bir şey olmayacaktır. Ya da şöyle diyelim, kendini yüceltmek, kendini sevmek, kendini beğenmek, kendine çeki düzen vermek, kendine hizmet etmek, kendini ciddiye almak daha çok ne olarak çınlamaktadır kulağımızda? Aslında birer var olma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman insanın bu kendilik pratiklerinde kendisini sevmesi, kendisini beğenmesi, kendisini yaşam için en iyi uğraş veren bir işçi olarak tasarlaması aslında bir varoluş etiğinden önce bir varoluş estetiğini barındırır içinde. Dolayısıyla kendilik pratikleri dediğimiz bu pratikler ahlaki yasalardan önce gelen varoluş estetiğine bir kapı aralar. Şimdi bunu bir örneklendirmek istiyorum aslında. Şöyle bir örneklendirmek istiyorum. Söz konusu olan kendilik pratikleri veya kendilik kaygısı olunca ilk karşımıza çıkan yer Antik Yunan oluyor. Antik Yunan politik alanı dedik ama politik alanına meselesinden ziyade daha çok etik alanına yöneleceğim ben. Antik Yunan'da Foucault diyecek ki Yunanların kendini yönetme meselesine ortaya çıkmış olsa da Parezya ama daha sonra özne kendi üstüne döndü. Yani nedir o? İktidardan ve erdem bilgisinden kendi üstüne döndü. Çünkü neden? İyi yönetilebilmek için önce kendisini yönetmesi lazım insanın. Kendini yönetmesi ve kendisini şekillendirmesi lazım. Ya da erdemli bir toplumda yaşayabilmek için aslında insanın önce kendisinin erdemli olması gerekir. Dolayısıyla diyor ki Foucault bu karşımıza farklı bir özne çıkarıyor. Alternatif bir özne çıkarıyor. Kendi üstüne dönen, kendi varoluşunu sorgulayan, kendi varoluşunun estetik kılmak isteyen bir özne çıkarıyor. Bu ilk kez Yunanlarda ortaya çıkmıştır diyor Foucault ve bu aslında bir varoluş estetiğidir. Bunu da şöyle ifade ediyor. Nasıl oldu da diyor, Sokratesçi Parezya'nın ortaya çıkışıyla birlikte, yani Yunan dünyasında varoluş, yani bios, Yunan düşüncesinde bir estetik nesne olarak, güzel bir eser olarak inşa edildi. Bunu tekrar tekrar kendimize sormamız gerektiğini söylüyor. Bunu da daha somut kılmak için iki diyalog üzerinden bizim önümüze koyuyor Foucault. Biri Alkibiades diyaloğu, Platon'un Alkibiades diyaloğu, biri de Lakes diyaloğu, pardon. Şimdi her iki diyaloğu da okuyanlar bilir, yani her iki diyalogta da ister Lakes'te olsun, isterse de Alkibiades diyaloğunda olsun, Sokrates'in Parezya'yı kullanmasına şahit oluruz ve bu Parezya'da kişilerin kendilerine bir hesap vermelerini ve kendilerini temellendirmeleri istenir. Her ikisinde de. Birinde genç Alkibiades var karşımızda. Birinde de aslında Atina'nın ileri gelen, artık belli bir konumda olan Nikias'la Lakes'i görürüz. Aslında onlarda da çok ilginç göndermeler var. Neden Alkibiades o kadar genç, öbürleri niye o kadar yaşlı? Aslında bu bahsettiğim mesele de o yaş meselesine de gönderme yapıyor. Diyor ki her iki diyalogta da sonuçlar şöyle. Her iki diyalogta da Lakes, Nikias ve Alkibiades kendilerine dair bir sorgulamaya geçerler.
Ve sonunda da Sokrates'in kendine ilişkin kaygısını da üzerinde taşımaya başlarlar. Ama diyor bu iki diyalog bizim Batı felsefesi için iki büyük hat çizmemize imkan sunar diyor. Nedir bunlar? Diyor ki mesela Alkibiades diyaloğunda Sokrates Parezya'nın kendisine yönetilmesiyle kendine dair bir hesap verilmesini sorar. Evet, en sonda bu kendilik kaygısı ontolojik bir kaygı olarak karşımıza çıkar. Yani ontolojik bir olarak bedenden ayrı bir gerçekliği düşünmemizi ister. Bedenden ayrı bu gerçeklik nedir? Psikedir, yani ruhtur. Dolayısıyla Alkibiades de Sokrates şöyle söylüyor. Az önce kendinle ilgilenmen gerektiğini öğrendin değil mi Alkibiades? Evet, öğrendim. Neyi öğrendin? Bir dizi ayrıntıdan sonra Sokrates kendisiyle ilgilenme terimiyle kastettiği şeyin ruh olduğunu anlarız. Burada farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bedenden ayrı bir gerçeklik var. Bu gerçeklerin adı ruhtur. Onun da fark edilebilmesi için başka bir ruhun onunla temas kurmasına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla diyor ki burada buna ilişkin bir söylem ortaya çıkar diyor. Alkibiades diyaloğu aslında Batı felsefesinde çok etkili olmuş bir diyalogtur diyor. Karşımıza farklı bir söylem çıkmıştır. Nedir o? Ruhun metafiziği söylemi olarak karşımıza çıkacak. Geliyoruz diğer diyalogumuza. O diyalogta da Lakes diyaloğunda ise burada var kendilikle, kendiliğin keşfiyle ilgili ortaya çıkan şey bu sefer ruh değil. Yani karşımızda keşfetmemiz gereken şey bedenden ayrı bir ontolojik gerçekliği olan ruh değil. Her ne kadar Alkibiades'teki gibi kendilik kaygısı üzerine kurulu bir diyalog olsa da ve kendilik meselesine çok vurgu yapsa da biz burada kendilikten hareketli bir varoluş durumuna doğru geçeriz. Bunu şöyle ifade ediyor. Burada inşa edilen şey diyor, insan var olduğu ve yaşadığı sürece bu var olma ve yaşama biçiminin hesabını vermeli. Nasıl yaşadıysak, nasıl yaşıyorsak işte onun biçiminin bir geri olarak hesap vermeliyiz. Hesabın amacı yaşamın tamamına ilişkindir. Bu sefer ruha ait bir hesap meselesi değildir. O zaman şu yorum yapabiliriz artık. Alkibiades'te Parezya sonucunda bedenden ayrı bir gerçeklikle karşı karşıya geliyoruz. Bu gerçekliğin adı ruh. Lakes'te ise kişinin kendi yaşamına dair toplu bir sorgulama yapmasını ve tüm yaşamının bir hesabını vermesini bekliyor. Dolayısıyla daha varoluşsal bir durum çıkıyor ortaya. Ve diyor ki Foucault, bu ikisi de gelip Sokrates'in kendini bir ilkesine bağlanır diyor. İkisi de gelir Sokrates'in kendini bir ilkesine bağlanır. Şimdi toparlarsak, bu iki diyalogla hareketle, bu iki diyalogla hareketle Batı felsefesinin güzergahını bize söylemiştim Foucault belirliyor. Neydi o? Diyor ki, iki tarz çıktı karşımıza. İlki ruhun metafiziğine doğru giden yön, yani Alkibiades. Ki bu diyor Batı felsefesinde sürekli karşımıza çıkmıştır. Hatta bu daha baskın bir tarz olarak karşımıza çıkmıştır. İkincisi de varoluş tarzları veya varoluş modları olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu diyor genellikle göz ardı edilmiştir. Genellikle bu göz ardı edilmiştir. Hatta bu daha öbürünün gölgesinde kalmıştır. Şimdi tabii buradan şunu lütfen anlamayın. Yani birini birinin karşısına koyup birbirini dövdü falan şeklinde bir yoruma gitmeyiz. Diyor ki Foucault, bunlar birbirinin karşısına konularak konuşacağımız bir zemin değil. Birbirine keşke rakip olsa diyeceğimiz bir zemin değil. Ama Batı felsefesinde ruhun metafiziği meselesinin daha baskın olduğunu ama varoluş tarzları, varoluş biçimlerine dair olan metafiziğin ise gölgede kaldı. Aslında bugün geldiğimiz noktada ise bunu daha fazla ön plana çıkarmamız gerektiğini, belki de Batı öznesinin kurtuluşunun burada olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi şöyle bir kısımla sonuçlanıp sonra genel bir yorum yapacağım. Estetik söz konusu olduğunda varoluş temelini güzellikten alır. Her şeyin güzelliğe bürünmesinden alır. Her şey güzelse o zaman bir estetik varoluştan bahsedebiliriz. O bir ilham kaynağı olmuşsa. Bu güzelliğe bürünme doğadaki her öğede olabileceği gibi insanın yaşamında ve toplumunda da olabilir. Neden olmasın? Bunu Foucault şöyle bağlıyor. Benim dikkatimi çeken şey diyor, toplumumuzda sanatın kişileri ve hayatı değil de yalnızca nesneleri kaplayan bir güzellik var. Tamam, sanat hem uzmanları, sanatçılar için özel bir şeydir. Buna bir itirazım yok. Ama niye her birimiz kendi hayatından bir sanat eseri çıkarmasın ki? Neden şu lamba, bu ev bir sanat nesnesi olsun da benim hayatım olmasın? İnsanın var olma ve davranma biçimi her sanat eseri gibi hem kişinin kendisinin hem de başkalarının gözüne görünen yönü aslında estetik bir kaygının biçimi olmuştur.
Bunun en güzel örneği de şu, bir kişi ölmeden önce vasiyetinde benim cenaze törenim böyle olsun diyor. Ölmüş gitmiş olduğu halde arkadaki tören onun için bir estetik kaygı aslında. Yani ölmüşsün gitmişsin, niye arkadaki tören böyle olsun? Ya da ben işte bu şekilde pozlarımın şuraya savrulmasını istiyorum vesaire diyor. Aslında bu şunu gösteriyor. Foucault'un da bize anlatmak istediği şey aslında bu varoluşsal kaygı, bu varoluşsal estetik meselesi bizim hayatımızda var. Ama altı çok çizilmemiş ya da çok fazla ön plana çıkarmamışız. Toparlıyorum hocam şimdi. Şu soruyu soracağım. Biz bu hikayeyi niye anlattık? Yani meselemiz bu aslında. Bu kadar Alkibiade, Lakes vesaire meselesini niye anlattık? Bir diyor Foucault, benim özellikle önerdiğim şey şu diyor, bir kere Yunanlıların bu kendilik kaygısı diye bulduğu şeyin ne kadar kıymetli olduğunu tekrar tekrar düşünmemiz lazım. Ve Yunanlardan başka da kimse bunu bulmamış diyor. İkincisi diyor, Yunanların bulduğu bu kendilik kaygısı ya da estetik varoluş meselesi bugünkü dünyamıza ne katabilir? Üçüncüsü, acaba bu bizim bocaladığımız özne nesne geriliminde bize yeni bir imkan sunabilir. Bunun cevabını ben de şöyle veriyorum. Eğer özne cümleye giriş yaparken, konuşmaya giriş yaparken söylediğimiz gibi verili bir pozisyon değilse, bu onu yeniden kurmamız anlamına gelir. Bu yeniden kurmada parezya da bize bir imkan sunar. Şöyle bir imkan sunar diyor Foucault bize. Parezya diyor, geçmiş ilişkileri, iktidar ilişkilerini deşifre etmemizi sağladığı gibi yeni bir öznenin imkanını da bize sunabilir. Teşekkür ederim. Bir kağıt sesi bu kadar etkili olabilir mi? Bir düşünme, tecrübe ettim sadece. Sadece bir, şuradan bir yaprağı koparttım, bu tarafa koydum. Teşekkür ederim. Şimdi Foucault aslında bizim gerçekten bu herhalde bir süre konuşmamız gerekiyor. Foucault'un bize hatırlattıkları konusunda uzun süre konuşmamız gerekiyor. Yani bundan sonraki hafta şeylerin bir felsefe günlerinin konusu, Foucault'un izinde bir konumu belirlemek. Hani özne'nin kendisi nasıl, kişi nasıl kişi olur? Ya da insan nasıl insan olur? Bir başlıkta. Foucault bunun bize çok önemli güçlerini veriyor. Ve bizim buradaki hakikat yolculuğumuz bağlamında da benim hep şey diye düşünüyorum. Hakikati, Parezias Esso'nun işte doğruyu söyleyen, ne aslında, doğruyu arayan kişidir. Yani doğruyu söylemek için önce kendisinin doğrusunu bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla önce onu arayan kişidir. Söylemekten ziyade arayan kişidir. Ve en sonunda kendine varan kişidir. Kendine ulaşan kişidir. Hakikat yolculuğu bize yine kendimize götürüyor, başka bir yere götürmüyor. Orada tabii burada sanat felsefesi perspektifinden baktığımızda biz kendimize giden yolda en sonunda o kurulan özne bir şey gibi bir sanat yapıtı kıvamında bir kendilik ruh diyor burada ama aslında ruh dediğimiz bir biçimde de yine Özcan hocamızın kullandığı şeyle bir varoluş biçimine ulaşma. Kendimize gidiyoruz. Yine ben bütün hepsini galiba oraya bağlayacağım. Nereye giderim? Kendimize gidiyor. Bütün yollar kendimize gidiyor. Çıkıyor. Şimdi bilmiyorum Metin Hoca bizi nereye çıkaracak ama ben yine en sonunda